2020, Manisa Mütevelli'deyiz. Yanımızda Aytekin, Dirik. Gökhan Dirik. Evet, hoş geldiniz. Hoş gördük. Burada 12 dekar bir yonca parçasında rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Bu ayın başında, geçen ayın sonu gibi biçildi. 2 yaşında bir yonca. Dimitri marka. Dimitri. Evet, İtalyan marka. Neler oldu? Burada yaprak gübremizi kullandık. Ne gördük? Yonca da ne sağladı öncelikle? Hangi durumda attık? Verim çok arttı. Yapraklarda genişleme oldu. Köklerinde ve şuralarda kalınlama oldu. Yani boru kalınlığı genişledi. Ama sert değil. Sert yumuşak değil. Kuzu şekilde. Yiyecek gibi şekilde. Kuzunun oldu. Yiyeceği bir şekilde geldi. Peki hangi boyuttaydı bunu attığımızda? Bu yeni biçtikten sonra yeni yaprak çıkarmaya başladık. Yaprak çıkarmaya başladığında yaprak gübresini attık. Ne oldu verim anlamında, kalite anlamında? Verimimiz ne kadar verim alıyorduk dekarda? Kökte kardeşleme de oldu. Hı-hı. Boy da büyüdü. 17 balleden 22 balleye çıktık. 17'den 22'ye çıktık. Diğer bir parça daha var. O da aynı şekilde. Orada da uyguladık. Gökhan Bey herhalde bizle iletişim kurdu. Evet, bizim fabrikayla. Yani fabrikayla. Buradaki bayimizden aldılar Manisa'da. Melemen'den aldım ben direkt. Herhalde kargodan geldi. Kargoyla mı istediniz? Kargoyla istedim. Manisa'ya geldi. Tamam. Aynı zamanda danışmanınızla da görüştüm. Tamam. Uzun uzun. Aynı şekilde tane darıda da kullanabileceğimizi belirtti. Evet. Gerek toprak altında gerek yaprak gübresi olarak. Biz yonca'da denedik. Şimdiye kadar onda vaktimiz oldu. Onda denedik. Gerçekten memnunuz. Yani bu verim artışı şu anda verim baktığımızda artışı. %23-25 gibi. Bir de şöyle bir şey var. Yani yonca'nın biçim sırasına göre bakarsanız yonca veriminin düşeceği bir biçimde aslında uyguluyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Yani düşmesi gereken. Zamanla. Yani normal bir yerde de düşmesi gereken bir yerde sabitin de üstüne çıktı. Verimi yükselttik yani düşmesi gerekirken düşüp beklerken verimi aslında yükselttik. Burada hani bir hesap yaparken %23-25 diyoruz ama normalde 5-6 biçim yapılan yerlerde yaz biçimlerinde verimler %20 oranında neredeyse düşüyor. Evet. Bu düşme olmadı ve %25 de üstüne arttığına göre herhalde %40 gibi bir verim artışı sağlanmış oldu. Tabii. Yoncayı peki kendi hayvanlarınız mı var? Satıyor musunuz bu yoncayı? Kendi hayvanımız da var. Satıyoruz da. Satıyorsunuz. Tavsiye eder misiniz yonca üreticilerine? Manisalı öncelikle Manisa'daki üreticilere. Yonca üreticilerine de tavsiye ederiz. Mısır üreticilerine de tavsiye ederiz. Seneye Mısır'da da kullanacağız. Şimdi biz sizle az önce bir bağ ziyareti de yaptık. Evet. Orada da mesela sökülecek bir bağ. Yani kuracağı düşünülen bir bağın. Şu anda ciddi anlamda iyi bir verim verir. Ve çok diri canlı sürgün yapmış. Çubukları olgunlaşmış bir hale getirmiş. Evet. Çubukları bile kızardı. Var mı Gökhan Bey ekleyeceğiniz sizin gözlemleriniz burada? Yani biz aynı zamanda hem yetiştiricilik hem de hayvancılık yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Biz daha önce hayvanlarda mesela zaman zaman başka işlerimiz olduğu için yoncanın biçimini kaçırıyorduk. Haliyle yoncanın saplarında sertleşmeler oluyordu. Tamam. Ve hayvanların önünde biz bunların kaldığını tespit ediyorduk. Yemiyordu hayvanlar. Aynı zamanda biz yoncayı sattığımız için müşterilerden de geri dönüş oluyordu. Özellikle kuzularda. Evet. Ama bu sefer yok örgüleşimi kullandığımız zaman. Rekor gübre, yaprak gübresi. Rekor yaprak gübresini kullandığımız zaman biz bu sefer koyun müşterilerimizden yani yoncayı koyunda kullanan müşterilerimizden ve yem karma makinesi olmayan müşterilerimizden yoncanın sapının da yumuşak olduğunu ve kuzuların yediğini belirttiler. Yani o konu da önemli. Biz tabii. Biz memnunuz. Yani devamında getireceğiz. İnşallah. Yani, suyla alakalı burada sulamayla ilgili bitkide bir stres oluştu mu? Su stresini engelliyor mu? Burada bir gözleminiz var mı? Evet, onu da engelliyor. Yani genelde yoncacılarda mesela şimdi biçim geçliği varsa mutlaka sulamada da bazen gecikebiliyorsunuz. Evet, tabii. Çünkü Manisa'da da bu sene ciddi anlamda bir su sorunu var. Kuyularımız sorunlu. Barajlardan gelen sular da kesildi geçen ay. Evet. Seviyeler düştüğü için. Biz teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediğiniz, biz buradan sunacağınız bir öneriniz yani, tavsiye ederiz yoncacılara. Yani amaç para kazanmak. Verdiğiniz bedelin karşılığında burada uyguladığınız alana göre 10 lira 12 lira gibi bir maliyetle dekar başına 5 balya ürün alıyorsunuz. Evet, yani 10 katı para kazandırmış oluyor. Aynen öyle. Matematik olarak. Şimdi de bilmiyorum ama bir kere minimum bir kere. Ya şöyle erkencilikten var. Kaynaklı çiçeklenme de aynı şekilde erken geldiği için bitki stres olmadan büyüme ve gelişmesine devam ediyor. 5 ise 6 oluyor. Kendi içindeki verimlerimizin haricinde tek biçim bile artıyor olsa bu yeterli. Evet, biçim her biçimde öneriyoruz.
Rekor gübre, yaprak gübresini, evet, bilginiz olsun. Tek başına atılmasını öneriyoruz. Başka bir şeyle karıştırmayın. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz size. Buradan Manisa'dan, Mütevelli'den, bütün Türkiye'ye.